Şenol hocamızla birlikte milli takımımız çok çok öncesinden bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak etti. Ve dün de kızlarımızla bir hafta boyunca süren elemelerde gurur duyduk. Onların başarısıyla, onların sevinciyle de ayrıca onur duyduk. Ve inşallah 2020 yılını da madalyalarla taçlandıracağız. Şimdiden bundan sonraki sürecin spor camiamız için, yöneticilerimiz, sporcularımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve bu güzel tabloda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum. Biliyorsunuz hiçbir başarı tesadüfi değil. Ve hamdolsun bundan sonraki süreçte başarılarımızı çok daha yukarılara taşımak için güzel sebeplerimiz var. Azmimiz var. Fedakarlıklar var ve her şeyden önemlisi işini seven, işine sevdalı bir spor camiası var. Ve biz de bu sevda, bu aşk nedeniyle spor geleceğimizden, gençliğimizden çok büyük bir başarı bekliyoruz, bir heyecan duyuyoruz. Ümidimiz, umudumuz çok büyük. Ve tabii ki pek çok ilki gerçekleştirdik. Sporumuz, spor camiamız yükselen bir ivmeye sahip ve bu başarıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu seven, spora önem veren ta belediye başkanlığından itibaren, Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren gerek tesisleşme, gerek sporcuya olan yatırımlar noktasındaki vizyonu var. Güçlü liderliği var ve bunun neticesinde de önemli bir spor devrimini hep birlikte yaşadık. Ve bu vizyon çerçevesinde ülkemizin dört bir yanındaki gerekli tesis eksikliklerimizi gidermiş olduk. Bugün hepimiz biliyoruz ki, görüyoruz ve yaşıyoruz ki Avrupa'nın en modern tesislerine, en modern statlarına sahibiz. Sporun tabana yayılması için kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden tüm vatandaşlarımızın spora erişimini, rahatlıkla erişimini hamdolsun ki sağladık. Bundan sonraki gündemimizde niteliklerimizi artırmak ve başarıların sürekliliğini sağlamak için tıp sporumuzda insan odaklı yapısal reformları hayata geçirme amacımız var. Bu bağlamda biliyorsunuz ki antrenör eğitim yönetmeliğimizi son günlerde değiştirdik ve artık antrenör eğitim programları teorik derslerin yanı sıra uygulama eğitimiyle birlikte iki aşamalı bir şekilde gerçekleşecek. Temel eğitim bölümünü uzaktan eğitim yöntemiyle 5 kademede ele alacağız. Ve bu sayede antrenörler eğitimin erişebilirliği noktasında bir yaygınlığa, kolaylığa sahip olacaklar. Ve bu çerçevede de hem eğitimde fırsat eşitliğini sunacağız ve hem de bir kalite standartizasyonuyla ülkemizin genelindeki bütün adaylar için eşitliği, erişimin kolaylığını sağlamış olacağız. Ve yine bununla birlikte spor lisesi mezunlarımız birinci kademe antrenör belgesine sahip olacaklar. Ve bu şekilde de inşallah antrenör ihtiyaçlarımızı nitelikli bir şekilde gidermelinde önünü hep birlikte açmış olacağız. Ve yine sporcu lisansı biliyorsunuz ve bununla birlikte vize ve transfer yönetmeliği söz konusu. Bunda da çok önemli değişiklikleri gerçekleştirdik. Ve spor üzerindeki bürokrasiyi azaltarak süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi yönünde de çok ama çok önemli adımlar attık. Hem sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alabilme noktasında önemli bir fırsatı sunduk. Hem de sağlık
raporuyla ilgili beyanı esas alan bir sistem getirerek bununla ilgili bürokrasiyi de önemli bir şekilde azaltmış olduk. Bunlarla birlikte hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz ki sportif yetenek taraması söz konusu. 1 milyon 200 bin gencimizin taramasını geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdik. Ve bu taramalarda inşallah Mart ayından itibaren ilkokul 3. sınıf öğrencilerimizden yenilerinin yine 1 milyon 200 binden fazla gencimizin, çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştireceğiz ve herhangi bir spor dalına yeteneği olan gençlerimizi ta küçük yaşlardan itibaren keşfedeceğiz. Onları ilgili spor branşlarına yönlendireceğiz ve onların bu branşlarda nitelikli bir şekilde eğitim alarak geleceğe yürümelerini hep birlikte sağlayacağız. Ve inşallah bu şekilde de ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini sonuna kadar kullanacağız ve olabildiğince olimpik havuzumuzu geliştireceğiz ve inşallah nihayetinde de elit sporcu havuzumuzda daha çok elit sporcumuz olacak ve bu vesileyle de spordaki ulusal ve uluslararası anlamda iddiamızı daha yukarılara taşıyacağız. Tabii ki yine çok önemli bir atılımı yine hep birlikte gerçekleştirdik. Sporcularımız olsun, aileleri olsun önemli bir ikilem yaşıyorlardı yıllardır. Spor mu, eğitim mi? Ve bu eğitimi sporla birlikte gerçekleştirme yönündeki ikilemi kaldırdık ve vakıf üniversitelerimizle önemli bir mutabakatı gerçekleştirdik. Ve bu minvalde artık gençlerimizi hem kampüste göreceğiz, daha fazla gencimizi göreceğiz, hem sporda, sahada, tesislerde göreceğiz ve hem eğitimlerine %100 burslu bir şekilde devam edebilecekler, hem de sporu bırakma noktasında bir tercihle karşılaşmayacaklar. Ve pek çok dezavantajlı durumu da hep birlikte bertaraf etmiş oluyoruz. 28 vakıf üniversitesiyle biliyorsunuz bunu imzalamıştık. Önümüzdeki günlerde bu üniversitelerimize yenilerini ekleyeceğiz ve hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Yine 2020 yılına yönelik daha önce başlatmış olduğumuz Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz var. Ve bu proje vesilesiyle hakikaten yaşı ne olursa olsun yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretme iddiamız var. Ve çok hızlı ilerliyor. Havuzlarımız olsun, tesislerimiz olsun, denizlerimiz, diğer su kaynaklarımız olsun hepsini verimli bir şekilde kullanıyoruz. Havuz olmayan yerlerde yine mobil havuzlarla bu ihtiyacı giderme yönünde önemli çalışmalarımız var. Ve inşallah bu yıl sonunda hedeflediğimiz 1 milyon rakamını da güzel bir şekilde aşacağımızı hep birlikte görüyoruz. Ben tüm bu çalışmalarda gerek yerel yönetimlerimiz bu manada bize önemli destek veren ve diğer kamu kuruluşlarımız, federasyonlarımız, kulüplerimiz ve mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım hakikaten bu manada önemli bir performansı, önemli bir heyecanı ortaya koyuyorlar. Ben bu güzel tabloda emeği olan herkese özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ve bu sayelerde az önce bahsetmiş olduğum aşamalarla birlikte hem ihtiyaçları tespit ediyoruz, hem hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz ve bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 10 bin pota projemiz var basketbolu yaymaya yönelik. Hakikaten çok önemli sokak basketboluyla basketbolumuzu da çok daha yukarı boyutlara taşıma noktasında 10 bin çok amaçlı spor yerleşkesini de ülkemize kazandırmanın ve bu tesislerimizin az önce de belirtmiş olduğum çerçevede faaliyet gösteren tüm tesislerimizin halkımızın 7/24 kullanıma açık olmasıyla günün her saati spor yapabilen, spora erişimini hiçbir şekilde, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan gerçekleştiren bir toplum olma yönünde, spor kültürünü yaygınlaştırma ve her yaştan insanı, kadınıyla erkeğiyle spora eriştirme yönünde dinamik bir Türkiye olma yolunda hamdolsun
canla başla çalışmayı bir ekip olarak sürdürüyoruz. Ve onlarca projemizle toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan spor faaliyetlerimizle spor yaşam tarzı olma noktasındaki engelleri de birer birer ortadan kaldırıyoruz. Ve bu vesileyle tabii ki hem sporu tabana yayıyoruz hem de spor kulüplerimizle bu hafta boyunca federasyonlarımızla bu başarıları nasıl daha yukarılara taşırız ve bu başarıların önünde ne tür engeller var, ne tür handikaplarımız var, bunları konuşacağız. Bunları masaya yatıracağız ve inşallah bundan sonraki süreçte de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızı yine spor camiamız için, milletimiz için, gençlerimiz için, kadınlarımız için ortaya koymaya, seferber etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz, ülkemiz her alanda gelişiyor, genişliyor, sanayiden ekonomiye, ekonomiden sağlığa, ulaşıma, spora kadar. Ama tabii ki bugün bu hafta sporu konuşacağız. Spor endüstrisinin ülkemiz içerisindeki payını konuşacağız. Bu payla ilgili sorunlar neler? Onları konuşacağız. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonları açısından hakikaten bir marka ve bu markayı nasıl daha anlamlı hale getiririz? Bunları konuşacağız. Ve bu çerçevede de tabii ki gerek kulüplerimizin gerek federasyonlarımızın hem idari anlamda hem de mali anlamdaki sorunlarını konuşacağız. Ve maalesef az önce bahsetmiş olduğum ivmeye rağmen bir ivme var, bir gelişim var. Ama bununla birlikte de gerek federasyonlar noktasında gerek kulüpler noktasında hem idari anlamda hem de mali anlamda olması gereken noktada, olması gereken çerçevede değiliz. Bunda tabii ki hemfikiriz ve mevcut yapıyla, mevcut zihniyetle kulüplerimizin bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmelerini çok mümkün görünmediğinde hep birlikte yaşıyoruz. Ve bu yüzden mevcut durumu iyi bir şekilde analiz etmemiz lazım. Ve bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek istiyorsak, analitik bir şekilde yaklaşarak futbolumuza, kulüplerimize bütüncül bir bakış açısı getirmek durumundayız. Ve yine tüm sorunların elbette çözüm yollarını da enine boyuna teferruatlı bir şekilde dostça tartışmamız lazım, masaya yatırmamız lazım. Mevcut yapıların, mevcut ortaklıkların, varlıkların değerlerini artıracak yeni stratejileri üretmemiz lazım. Yeni açılımları gerçekleştirmemiz lazım. Gerek reklam gelirleri, gerek sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planlarını harekete geçirmemiz lazım. Biliyorsunuz sponsorlar spor ekonomisi için çok önemli. Spor ekonomisinin adeta yapı taşları ve maalesef Türk sporunun muhtelif sebeplerle son yıllarda sponsorlar noktasında bir azalışa sahne olduğunu da birlikte görüyoruz. Gerek küresel rekabette özel sektörden gelecek destekler, gerek devletten gelecek destekler tabii ki çok önemli. Ama bunun dengeli olması lazım. Ve bu açığı sadece ve sadece devlet üzerinden kapatmaya çalışmak, devlet en büyük sponsor yapar ki, bu da sürdürülebilirlik açısından rasyonel bir durum değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu toplantılar vesilesiyle sponsorlar niçin sistemden çıktılar? Bu nedenleri, bu sebepleri, bu arka planı çok iyi şekilde analiz etmemiz lazım. Ve onları yeniden sektöre kazandırmak için stratejiler üretmemiz lazım. Tabii ki kulüplerimizdeki idari mantaliteyi de maalesef ortaya çıkan yönetim zafiyeti noktasındaki açıkları da masaya
Mutlaka ve mutlaka yatırmamız lazım. Aile toplantısındayız. Hakikaten önemli bu. Bu tablo önemli. Bu birlik beraberlik tablosu önemli. Ailedeki sorunların konuşulması, masaya yatırılması, dostça samimi bir şekilde tartışılması ve çözüm yollarının da yine aynı samimiyetle ortaya konularak aynı yolda ilerlenmesi önemli. Spor önemli bir olgu. Spor birliğin, beraberliğin adeta güçlerinden, önemli bir misyon ifa eden bir araç bizler için. Bu aracı sporun ruhuna uygun bir şekilde değerlendirerek hem sporumuzu daha yükseklere taşıyabiliriz, hem de sporla ilgili çerçevemizi, markamızı daha önemli noktalara getiririz. Almanya'yı biliyoruz, Fransa'yı, İngiltere'yi biliyoruz. Bu noktada bizler için hem idari anlamda, hem mali anlamda, hem sportif anlamda yeniden yapılanma sürecinin kaçınılmaz olduğu da hepimizin malumu. Ve özellikle futbolumuz bu anlamda kendi değerini idari, mali ve sportif noktada gerçekçi yöntemlerle güncellemesi lazım. Ve uluslararası bakış açılarına da uygun bir şekilde stratejilerle, planlarla, yöntemlerle şekillendirmesi lazım. Çünkü global manada sportif başarının hem finansal hem idari manada bir disiplinle, eş güdümlü bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle de kulüplerimizin idari ve mali disiplini, ikisi eş güdümlü biliyorsunuz, bu disiplinleri idari ve mali anlamda yakalamaları için tabii ki liyakatin yönetim kadrolarında olması çok ama çok önemli bir hassasiyeti ortaya koyuyor. Diğer yandan kulüplerimizin yapılarının Avrupa'da eşine pek rastlanmaz şekilde bir çeşitlilik göstermesi de söz konusu. Gerek dernek, gerek anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu ender bir örnek. Bu manada da yasal sorunları da beraberinde getirmesi de hepimizin malumu. Biliyorsunuz Gazi Meclisimiz, milli irademizin tecelligahı meclisimiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Ve onların bu çalışmalarında biz de gerek bakanlık olarak, gerek spor camiamız olarak bu çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle de meclisimizin bu yasa çalışmaları çerçevesinde de her daim emrinde olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Tabii ki gerek bakanlığımız, gerekse spor camiamız bu noktada önemli bir takım tecrübelere, birikimlere sahip. Ve tabii yasal düzenlemeler bu konular için ilk adımlar. Ve bu adımların uygulamalarla birlikte sürekli bir şekle ulaşması için kulüplerimiz tarafından da ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Sürdürülebilirlik her şeyde önem arz eden bir konu. Yine bu konuda da yasa çalışmaları sonrasında da kulüplerimizin, camiamızın bu konudaki desteği, bu konudaki gelişime açıklığı, vizyonu çok ama çok önemli. Açıkçası kulüplerimizin, camiamızın içerisinde bulundukları sorundan, içerisinde bulundukları girdaptan çıkmaları için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Gerek altyapıların sözde değil, gerçekte hayata geçmesi gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Ama bunun üzerine eğilmemiz lazım. Yine futbolcu yetiştirmeyle ilgili, futbolcu ihracatıyla ilgili ve futbolun markalaşma sürecindeki çalışmalarla ilgili konuları masaya yatırmamız lazım. Gençlerimiz var, genç nüfusumuz var, imkanlarımız var ve öyle kadroları çıkaracak altyapımız var ki bu imkanı aşarak her anlamda milli takımımızın da elini pek çok branşta da güçlendirmemiz lazım.
Milli takımımız biliyorsunuz ilk maçı İtalya'da oynayacak ve inşallah Şenol hocamızın yakaladığı ivmeyle, genç arkadaşlarımızla, federasyonumuzla inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıyı ve sonrasında da yine Tokyo'da pek çok branşta güzel başarıları bekliyoruz. Mevcut sistemimiz daha etkin, daha modern bir hale dönüştüğünde de inşallah ülkemizin pek çok alanda olduğu gibi sporda da daha güçlü, daha iddialı ve öncü bir misyon ifa etmesi de mutlaka gerçekleşecektir. Ve bu vesileyle işte bu organizasyonda katılımcı bir ruhla ve bu anlamda da hakikaten bir ilk olma özelliği taşıyan spor kulüpleri ve federasyonları çalıştığıyla önemli bir fırsata sahip olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Tabii ki 5 günlük bir çalışma söz konusu. Hepinizin, ben de burada sizlerle beraber olmak için gayret göstereceğim mümkün olduğunca. Ve burada hepimizin hakikaten az önce ifade ettiğim şekliyle aile ortamında sporun ruhuna uygun bir şekilde tüm fikirlerinizi, analizlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi masaya yatıracağınızdan eminim. Ve tüm sorunları, tüm konuları kapsamlı bir şekilde ele alarak gerek çözüm önerileri üretme noktasında ve gerekse yarınların spor ruhunu, spor anlayışını, vizyonunu daha güçlü kılma noktasında önemli fikirlerinde ortaya çıkacağına inanıyorum. Spor camiamızın çok önemli değerleriyle birlikteyiz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bütün tarafları bir araya getirmek, bütün paydaşlarla bir arada olmak bu tür katılımcı bir ruh için önemli bir aşamayı ifade ediyor. Ve amacımız bir, hep birlikte buna inanıyoruz. Ve güçlü bir spor kültürüyle yarınların Türkiye'sinde planlı, sürdürülebilir bir başarıyla inanıyorum ki hem finansal anlamda hem de idari anlamda pek çok zorluğun, pek çok engelin bertaraf edilmesini hep birlikte yaşayacağız. Sadece cesaretli bir şekilde eski hatalarımızla yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Yeni bir başlangıç için samimi bir takım ruhu olması gerektiğine inanıyorum ve bunu açıkçası görmekten dolayı da mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bugün Çalıştay'ın ilk gününde Türk sporunda gelecek stratejilerini konuşacağız. Türk sporunda, futbolunda finansal sorunları ve çözüm önerilerini ele alacağız. Yine ikinci gününde yarın sportif sorunlara çözüm önerileriyle Türk futbolunda marka yönetimini konuşacağız. Üçüncü gün kulüplerin hukuki konularını, sorunlarını, çözüm önerilerini ortak oturum şeklinde masaya yatıracağız ve yine olimpik ve paralimpik dalları kapsayan tüm branşları federasyonlarımız ve kulüplerimiz bazında da önerilerini, itirazlarını, eleştirilerini ve sorunlarını masaya yatırdığımız oturumlarda inşallah diğer günlerde devam edeceğiz. Bu çalışta gerçekten tarihi bir çalıştay bence. Önemli bir milat ve bizler için, camiamız için, yarınlarımız için önemli sonuçları ortaya koyacaktır. Önemli bir süreci hep birlikte yaşamak bizler için ayrı bir heyecan ve hepimizin gayretleriyle ben burada her birinize gerçekten müteşekkirim. Bu bir özveri demek. Bu tablo hakikaten bir takım ruhu demek, bir inanç demek, bir gayret demek. Bu ruhla, bu anlayışla sporumuzu tüm branşlarıyla daha yükseklere hep birlikte çıkaracağız. Fair play ruhuyla sporun özünde olan hem rakibe hem oyuna olan saygıyı artıracağız. Sporun birleştirici misyonuyla birbirimize sıkı sıkı kenetleneceğiz. Ve
Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın Kurumsal İletişim Başkanlığı son günlerde önemli bir kampanyayı başlattı. Sporda şiddetsiz iletişim projesi. Sporun ruhuyla çok uyumlu ve rakibine jest yap sloganıyla hayata geçen bu kampanya spordaki istenmeyen kin ve nefret söylemlerin önüne geçilmesi açısından önemli bir farkındalık aracı. Ben bu anlamda İletişim Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığımızın hassasiyetleri ve gayretleri nedeniyle de teşekkür ediyorum. Sporun ruhunu, sporun özünde olan bu anlayışı inşallah bir ve beraber olarak gerek yöneticilerle, gerek oyuncularla, gerek teknik ekiplerle ve gerekse devletimizin, kamumuzun kurumlarıyla, kuruluşlarıyla hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı çalıştayın, bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm partnerlerimize, federasyon başkanlarımıza, yöneticilerimize, milletvekillerimize, spor camiamıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, gençlerimiz için, milletimiz için ve spor camiamız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim büyük hedefler için adım attığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak kılsın diyorum. Hepinizi içten saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Kadın sağlıcakla diyorum. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet